Spor Arena'dan herkese merhaba. Milli tenisçi Zeynep Sönmez özel röportaj konuğumuz. Öncelikle nasılsın diyerek başlamak istiyorum. İyiyim, çok teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim, çok teşekkür ederim. Nasıl gidiyor çalışmalar? Kendini yeni seneye hazır hissediyor musun? Güzel gidiyor. Önümüzdeki hafta Antalya'da bir turnuvam var. Onun için hazırlanıyorum. Ardından da bir tane daha turnuva oynayıp Fed Cup'a gideceğiz. İyi hissediyorum şu an. Kendimi de hazır hissediyorum turnuvalara. Güzel gidiyor şu anlık. Peki, istersen Avustralya açıkla başlayalım. Hepimiz için gurur verici bir dönemdi. Senin Avustralya açıkta bizleri temsil ettiğin dönem. Ama talihsiz olaylar yaşadın. Bir sakatlık geçirdin. Nasıl bir serüvendi senin için? Avustralya'ya giderken, gitmeden önce ligleri oynarken ufak bir ağrım oldu maçımda. Ama çok önemsemedim. Sonra Avustralya açık öncesi bir hazırlık turnuvası oynadım Brisbane'da. Orada ikinci turda ilk kez sakatlığımı hissettim. Oradaki fizyolar da yırtık olabileceğini, zorlama olduğunu söyledi. Fakat çok yine de hani moral bozmadım. Avustralya açığa gittiğimde Avustralya açıkta ultrason çektiler ve orada böyle ciddi bir yırtık olduğunu, çok büyük bir yırtık olduğunu söylediler. Sol alt karın bölgemdeydi. Yani işte servis atarken, koşarken, forehand, backhand vururken ağrım oluyordu ama en çok serviste oluyordu. Ultrason sonuçlarımda da en son 3. derece yırtık olduğunu ve artık hani oynamamam gerektiğini, yani bana %5'in altında dedi oynama ihtimali, yani %100'ün oynama ihtimalin %5'in altında, oynamaman çok daha sağlıklı olur senin için dedi. Ama işte turnuvalarda son kararı hep oyuncuya bırakıyorlar. Sonrasında peki bununla nasıl başa çıktın? Aslında hiçbir şey yapamadım. Çünkü dinlenerek geçecek bir sakatlık olduğunu söylediler. Yani tenis oynamaman, dinlenmen gerekiyor ve karın bölgesi ben de bilmiyordum ama çok her hareketi yaparken etki eden bir bölgeymiş. Yani işte koşarken, yürürken bile hani her şeyi yaparken etki ettiği için fitness'a da gitmemde sıkıntı oluyordu. O yüzden hareketsiz de kalmam gerekiyordu aslında bir süre. Birkaç gün off günüm vardı, dinlenme günüm. Onlarla hiçbir şey yapmadım. Maça çıkmadan bir gün önce antrenman yaptım sadece. O da çok az bir antrenman yaptım. Peki sonrasında nasıl karar verdin? Bu sakatlığa rağmen oynayacağım kararı nasıl verildi? Şöyle oldu. Benim çok sevdiğim birinin bir lafı var. Hayat seni elemeden sen kendini eleme diyor. Yani ben sonuçta yani iki ayağım yere basıyordu, raketi tutabiliyordum. Hani acığım olsa da oynayabiliyordum yani. O yüzden şansımı denemek istedim. Hani ne olacağını bilmiyoruz. Belki de yani maçtan önce kazanma ihtimalim çok düşük olduğunu. İşte takımımla birlikte konuşmuştuk. Fizyoyla da konuştum. Lütfen en ufak bir ağrında bırak dedi bana fizyo. Çünkü hani bu kronikleşebilecek bir sakatlık ve sonrasında iyileşmesi zor olur. Ve hiçbir zaman tamamen de iyileşemez demişti. Ama ben denemek istedim. Yani görmek istedim. Çünkü bir de bütün oyuncuların en büyük hedefi 4 Grand Slam oynamak. Ve benim ilk Avustralya açık tecrübem olacaktı. Bu yüzden tabii bunun da etkisi oldu. Yani oraya kadar gitmişken, yani Avustralya açığa girmeyi kendim hak etmişken oynamak istedim açıkçası. O yüzden elimden gelenin en iyisini yapacağım ama kendime böyle işte kazanmam gerekiyor gibi bir baskı kurmadım. Sadece elimden gelenin en iyisini yapacağım diye çıktım korta. Karşılaşma esnasında acı çektiğinde ne yaptın? Yani merak ediyorum açıkçası. Hani acı çekerken oynamak pek akıl alır bir iş değil. Evet, normalde zaten kimseye tavsiye edilen bir şey de değil. Yani ben dediğim gibi bu tabii ki her turnuva çok önemli ama bu atıyorum sezon içinde bir Grand Slam olmayan bir turnuva olsa, daha düşük seviye bir turnuva olsa yani %99 oynamazdım turnuvayı. Çekilirdim, dönerdim, iyileşme sürecime başlardık. Ağrım olduğunda birkaç kez doktor çağırdım, ağrı kesici aldım. Maçtan önce bazen, her maçımdan önce değil ama bazı maçlarımdan önce ağrı kesici aldım. Artık son maçlarıma doğru hep alıyordum. Onun dışında fizyolar konusunda çok şanslıydım. Çünkü bir taping sistemleri var. Karnımı sarıyorlardı. Oradaki baskıyı
çok alıyordu o. Yani orada karnımın böyle stretch olmasını, gerilmesini engelliyordu o taping şekli. O yüzden o da bana çok yardımcı oldu bence oynarken. Grand Slam kazanma hayalin var mı? Ve seçme şansın olsa hangisini kazanmak istersin? Ya tabii ki var. Yani bence bütün oyuncuların da en büyük hayalidir Grand Slam kazanmak. Ben bir Grand Slam kazanacak olsam Wimbledon'u tercih ederim. Çünkü yani tenis, yani ilk tenis akla gelince Çim, Wimbledon, Londra bunlar geliyor. O yüzden Wimbledon'u tercih ederim. Zaten çok yoğun bir programınız oluyor biliyoruz. Ama program takvimini de merak ediyoruz. Seni hangi karşılaşmalarda göreceğiz? Nereden takip edebilirler? Şöyle, şimdi benim programım da azıcık anlık belli oluyor. Bir hafta, iki hafta öncesinden belli oluyor. O yüzden net bir programım şu an önümüzdeki hafta Antalya'da bir 125 binlik WTA turnuvası var. Onu oynayacağım. Ardından İspanya'da yine aynı seviyede bir turnuva var. Onun ardından da Portekiz'de Billie Jean King Cup milli takım maçlarımız olacak. Yani aslında en yakın programım böyle. Devamını ben de şu an bilmiyorum. Ama ondan sonraki en büyük turnuvam Roland Garros olacak gibi gözüküyor şu an. Takip etmek, skor takibi internetten iyi yapılabiliyor. Bazı uygulamalar da var. Fakat yayın olarak maalesef ülke olarak burada biraz gerideyiz. Biraz değil, hatta çok gerideyiz. Bence Türk oyuncuların maçlarını yayınlanması gerekiyor televizyonda diye düşünüyorum. Bununla alakalı umuyorum bir şey yaparlar yakında. Ben olayım, diğer oyuncular olsun. Mesela geçen sene ya da bu sene WTA seviyesinde, ATP seviyesinde ya da Grand Slam seviyesinde maçlar oynadığımızda maalesef izleyicilerden de ben bunu çok duyuyorum. Benim yakınlarım da aynı konudan müzdarip. O yüzden bir yayın, bu maçların yayınlanacağı bir kanal oluyor olmalı bence. Yani bu yayın haklarını Türkiye'de bir kanal almalı bence. Böyle düşünüyorum. O yüzden ITF turnuvası olmadığı sürece WTA turnuvalarını izlemek biraz zor. Önümüzde Portekiz'de bir milli takımla gideceğimiz turnuva var dedin. O ayrı bir öneme sahip mi senin için? Evet, tabii. Yani yılın en keyifli haftalarından biri bence. Milli takım haftaları. Ben çok küçükken de ilk milli takıma girdiğimde 14 yaşta hep çok seviyordum. Yani milli formayla oynamak bence çok farklı bir his. Bunu bütün sporcular söyleyebilir diye düşünüyorum. Sabırsızlıkla bekliyorum o haftanın gelmesini. Heyecanlıyım. İyi de bir takım olduğumuzu düşünüyorum. İyi sonuçlar da alabileceğimizi, geçen sene de çok ucundan döndük. Daha da iyi sonuçlar alabileceğimizi düşünüyorum. Daha çok gençsin. Kariyerinin aslında başındasın diyebiliriz. Ama insanlar senden büyük beklentiler içerisinde. Özellikle Avustralya açıktan sonra. Daha önce Marcel İlhan, Çağla, Büyük Akçay güzel başarılar elde ettiler. İsimlerini duyurdular. Ama sonrasında maalesef hani beklenen başarı gelemedi. Bir yerde sanki takılıyor gibi oluyor. Neden sence böyle oluyor? Neden devamı gelmiyor diye düşünüyorsun? Ben mesela burada bir devamı gelmemenin söz konusu olduğunu düşünmüyorum. Her oyuncunun bir potansiyeli, her oyuncunun bir bence en iyi ulaşabileceği yer var. Bunlar Çağla, Büyük Akçay içinde, Marcel İlhan içinde daha iyi yerler de olabilir tabii ki de. Bunu bilemiyorum ben. Ama ben binlerce oyuncu sayabilirim onların kariyerine sahip olmak isteyen. O yüzden burada beklentileri de bence doğru bir şekilde belirlemek gerekiyor. Ben ikisinin de oldukça başarılı olduğunu düşünüyorum. Ama tabii ki de yani herkes en başarılı olmak ister, en iyisini yapmak ister. Burada onların bir şey yapamadığını ya da geri kaldığını ya da işte beklenilen şeyleri yapamadığını konusunda ya her şeyin bir fazlası daha var. O yüzden bu çok tartışmalı bir konu bence. Bu maçların hiçbirine yayın vermiyorlar. Tenisin Türkiye'de görünürlüğünü arttırmak için çok bir mesela yayın hakları olarak en basitinden gidebilirim. Çok bir çaba yok. Yani tabii ki de oyuncular en iyisini göstermek istiyor. Ama diğer taraftan da biz de elimizden gelenin en iyisini yaptık mı sorusunu da sormak gerekiyor bence.
Ben ikisini de ve bütün Türk oyuncularımızı da gayet başarılı görüyorum. Daha iyi olabilir miyiz? Tabii ki de olabiliriz. Ve yani emin olun en çok oyuncu istiyordur bunu daha iyi olabilmeye. O yüzden bir başaramadığı ya da beklentiyi karşılayamadığı kısmı bana çok doğru gelmiyor. Yani o oyuncu, ben eminim ki o oyuncu elinden gelenin en iyisini yaptı ve en iyi şekilde kendini de temsil etmek istedi. Yani burada sadece oyuncu sonuçta Türkiye'yi tabii ki de temsil ediyor. Kendisini de temsil ediyor. En iyisini yapmak için eminim ki, ben bir oyuncu olarak söyleyebilirim, elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Zaten sizin elinizden gelen her şeyi yaptığını bizler de görüyoruz. Ama senin de dediğin gibi en basitinden yayın konusunda bir destek gerekiyor. Veya tenisçileri sponsor açısından da desteklemek gerekiyor. Çünkü sponsorlarla birlikte aslında daha rahat şartlarda antrenmanlarınızı yapıyorsunuz. İşte size destek olmaları daha fazla belki turnuvaya katılmanızı sağlıyor. Sen bu açıdan sponsor desteğini değerlendirdiğinde eksik olduğunu düşünüyor musun? Yoksa yeterli mi sence? Tabii ki de Türkiye'de gelişebilecek bir alan olduğunu düşünüyorum. Avrupa'ya kıyasla mesela, benim seviyemdeki oyuncuları kıyasladığımda Türkiye-Avrupa arasında. Ama Türkiye'de bunun da gitgide geliştiğini, biraz daha da olsa ilginin biraz daha artmaya başladığını görüyorum çok ufak ufak. Ben de bu konuda şanslıyım. Bu yıl Bioderma ile birlikte mesela bir reklam çekimimiz oldu. Bunun da geri dönüşleri bana çok pozitif ve çok güzel oldu. Bunlar beni çok mutlu ediyor. Dışarıdan gelen ilginin, tenise olan ilginin, alakanın da artması bence çok kıymetli Türkiye için. Şimdi quizlere geçmeden önce biraz da senin tenise başlama serüvenini konuşmak istiyorum. Çünkü belki de küçük yaşta bunu izleyenler olacak, tenise meraklı olanlar olacak. Sen nasıl başladın tenise? Ben küçükken, 6 yaşımdayken beni yaz okuluna yazdırıyor ailem. Basketbola ve yüzmeye yazdırıyor. Ben basketbolu hiç sevmiyorum. İşte basketboldan kaçıp korta gidiyormuşum. İşte büyük raketlerle kendi kendime oynamaya çalışıyormuşum. Sonra bir... 6 yaşında. Evet, yani azıcık ilgim oradaymış diyelim. İlgimi çekmiş yani raketler. Sonra beni ilk antrenörüm Şener Hoca fark ediyor ve ailemle konuşmak istiyor. O şekilde ailemle konuşuyor. İşte hani Zeynep'i o zaman basketboldan alalım, tenise başlatalım ilgisi de varsa diye. O şekilde başladım. Yani azıcık kimse beni yönlendirmedi. Ben kendi isteğimle tenise başladım gibi oldu benim hikayem. Peki. Şimdi quizlere geçelim istersen. Hazır mısın? Hazırım. Avustralya açık mı, Amerikan açık mı? Gidene kadar ikisine de Amerika açık derdim ama gittikten sonra Avustralya açık diyorum. Amerika açık bana hep çok büyüleyici gelirdi. İşte ortamından, Amerika'da, New York'ta oluyor olmasından dolayı. Ama Avustralya açık gerçekten büyüleyici bir yer bence. Yani... tesis olarak da mükemmel. Yani yerin altına, tamamen yerin altında her şey var. Fitness, yemekhane, işte soyunma odaları, treatment odaları. Tarafta. Evet, aynen. Böyle hafif hafif arada işte maçlar verilirken arada böyle oyuncuların yemek yediği yerler ya da oturduğu yerler çekiliyor. Oralarda gözükebiliyor azıcık. Ama çok güzeldi. Avustralya açık her şeyle beni gerçekten büyüledi diyebilirim. Peki Wimbledon mı, Roland Garros mu? Roland Garros'a gitmedim. O yüzden Wimbledon diyeceğim. Bilemiyorum Roland Garros'u. Wimbledon'a bu yıl gittiğimde, ki ben eleme oynadım. Ana tablo farklı bir yerde. Orası daha güzelmiş. Ama elemede bile mesela kortlara girmeden biz böyle... kortlarda böyle 5-6 kişi oluyor. Çimlerin boyunu ölçüyorlar. Hepsi eşit mi, ona bakıyorlar. Böyle çok geleneksel bir yer. Orası da, Wimbledon da çok büyüleyici bir yer bence. Peki. Etek mi, elbise mi? Elbise. Tek parça her zaman daha rahat oluyor bence. Kortta seni en çok zorlayan kişi? Rakip olarak demeseydiniz kendim derdim. Ama rakip olarak Darya Sinigur diyebilirim.
Çünkü Darya ile 4 kere oynadık. 4 kere yenildim ben Darya'ya. Oyunu, benim oyunum ona çok güzel geliyor galiba. Ya da onun oyunu bana çok ters geliyor bilmiyorum ama kendisini de çok seviyorum. Çok da sevdiğim bir arkadaşım. Ama beni kortta en çok zorlayan isim Darya diyebilirim. Peki idolün? İdolüm Lina ve Azarenka diyebilirim. Azarenka biraz da koçumun baskısıyla oldu diyebilirim. Çünkü oyun tarzımı ona doğru ilerlerse iyi olacağını düşünüyor. O yüzden Azarenka'yı da kattık. Ama Lina benim çok 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 sevdiğim, çok küçüklüğümden beri örnek almaya çalıştığım bir oyuncu oyun tarzıyla. Djokovic mi, Nadal mı? Bilmiyorum. Djokovic mi, Nadal mı? Galiba çok eşitler ama Djokovic böyle bir adım daha önde gibi. Biraz. Genelde sevilmez aslında. Ya evet. Ama işte mesela bence çünkü Federer'le Nadal'la biraz kıyaslıyorlar. Birisi Avrupa'nın göbeğinde büyümüş iki, yani İsviçre'de büyümüş biri. Biri İspanya'da büyümüş biri. Birisi de Balkan ülkesinden çıkmış biri. O yüzden hani onun tarzı, davranışları daha farklı onlara göre. Daha böyle efendi, yani o efendi kavramına çok uymuyor Djokovic. Bu yüzden de daha sevildiğini düşünüyorum. Ama tabii ki de favorim Federer benim de. Unutamadığın karşılaşma? İlk 15 binlik finalim. 16 yaşındaydım. Darya ile oynamıştık yine. Ve ben 4 maç puanından kaybetmiştim o maçı, final maçını. O maçı evet, unutamadığım bir maç o benim. En mutlu anın? Bilmiyorum, bu çok zor bir soruymuş. Ya böyle ufak ufak mutlu anlar, ya böyle genel olarak mutlu bir insanım ben. Böyle bazı şeylerde, hani olumsuz olaylarda bile, yani bu olayın arkasında daha olumlu bir şey olabilir ve şu an göremiyor olabilirim ben. Daha sonra görecek olabilirim gibi yaklaşmayı seviyorum. O yüzden genel olarak mutlu bir insanım diyebilirim ama en mutlu olduğum anım böyle yakından, yani hayatımda mutlaka en mutlu olduğum anım başka bir andır da. Şu an hatırlayamıyorum ama böyle yakında en mutlu olduğum anlarımdan biri Avustralya Açık'ta eleme ikinci turu kazandığım an olabilir. Çünkü çok böyle gerçekten çok ağrılı oynadığım bir maçtı ve böyle kazandığımdaki o rahatlamam, işte annemle, antrenörümle sarılmam, sonra işte İstanbul'daki sevdiklerimle görüntülü konuşmam falan, o an çok güzeldi. En üzüldüğün an? En üzüldüğüm an. Bu da çok, yani ben buna tenis tarafından cevap vereyim. Ya aslında yani yine aynı cevap gibi olacak ama o maç puanından maç kaybetmek. Ben çünkü hayatımda bir kere maç puanından maç kaybettim. O yüzden o maç diyebilirim. Yani o maçtan sonra, bir de ilk finalimde 16 yaşında, daha gençtim, tecrübesizdim. O yüzden maç puanından, birkaç tane maç puanından kaybetmek beni gerçekten üzmüştü. Peki, çok teşekkür ediyorum. Quizlerimiz de bitti. Çok teşekkürler. Zeynep Sönmez özel röportaj konuğumuzdu. Bir sonraki röportajda görüşeceğiz. Ayrıca da TSYD'ye bu güzel kortu bizlere açtığı için teşekkür ediyoruz. Hoşçakalın.